çapta bir ameliyata kaç kişilik bir ekiple giriyorsunuz? Bu çapta bunu bir ameliyata. Bunu kaç kişi yapmalı? Evet, yani bu ameliyata. Hemen anlatayım. Şimdi ben ameliyat yapacak cerrahım. Burada hastamız olsun. Hemen şurada hastamızın baş tarafında iki tane anestezistimiz vardır. Evet. Anestezimiz monitörleri kontrol eder, hastayı uyutur, hastanın bütün sistemini kontrol eder o sırada. Karşında benim bir uzman arkadaşım daha var. Ben ameliyat yaparken bana yardım eder. Onun yanında bir asistan arkadaş daha olur veya bir uzman daha. O da bacaktan çıkarılması gereken damarı o sırada çıkarır ve de hazırlamış olur. Yani şu ana kadar 3 tane cerrah oldu, 2 tane anestezist oldu. Bir tane hemşiremiz vardır. Hemşire de devamlı bize malzeme verir. Bir de sirküler hemşire dediğimiz hemşireye yardımcı, steril olmayan bir ameliyathanede dolaşıp malzeme veren vardır. İki de hemşire orada. Arkada da perfüzyon cihazı vardır. Kalp damar makinesi. Onda da iki hani tane perfüzyon. Aynen o. Hocam. İki tane de perfüzyonistimiz orada vardır. Yaklaşık 10 kişilik bir ekip bu ameliyatı 2-3 saat içerisinde bitirmektedir. Hani ben bunu özellikle soruyorum. Tabii ki ameliyatı yapan cerrahımızın mahareti, deneyimi ve ekip lideri olarak önemi çok fazla ama bu bir ekip işi. Arkada ve burada da duran cerrah, büyük bir ekibi burada idare duran ediyor. Cerrah bütün her tarafı kontrol eder. Her tarafı ameliyat doğru yaparken. Tabii. Çünkü mesela kalp akciğer makinesinden hastanın bu damarlarına bir sürü borular girer, borular çıkar. Onlara devamlı order verir. Anesteziyle devamlı diyalog halinde işte hemşireyi takip eder. Uzman arkadaşın ona yardımcı olmasını sağlar. Yani zor bir orkestra şefi gibi çalışır. İşte herkes ahenkli olacak ki güzel bir melodi ortaya çıksın.